Bu bulanık hava, bu toprak, bu su beni benden, beni senden ayırır. Bu sabahsız gece, bu düş, bu uyku beni benden, beni senden ayırır. Doğmadık güneşin aydınlığında, uzarsa gölgeler dost kılığında, şüphe keleplenir gönül çağında, beni benden, beni senden ayırır. Doğrultmak istersem kırılır dallar, sınadım zamana sığmadı yıllar, bu dikenli yollar, bu taşlı yollar, beni benden, beni senden ayırır. Sevgi bulutundan rahmet damlası, düşmeden ayrılık doldurur tası, yoğun maddelerin ince manası, beni benden, beni senden ayırır. Sen aşka hiç dersin, bense hayata, kim bilir, belki de bendedir hata, bu dalgalı deniz, bu yanlış rota, beni benden, beni senden ayırır. Muhterem Hocam. Abdurrahim Karakoç'un değil mi hocam? Evet, Abdurrahim Karakoç'undu okumuş olduğum şiir. Allah kendisinden razı olsun ve ömrü uzun olsun. Hocam, dünya birleşiyor ama bizim coğrafyamızda sınırlar gittikçe kalınlaşıyor. İsterseniz bugün coğrafyamızı konuşalım. Yaşar Hocam, buyurun. Bugün makalenizde bu usta temas etmişsiniz ve hakikaten çok seviyeli ve açılması gereken bir makale. Müsaadenizle bir bölümünü okumak istiyorum. Modern ulus devlet geleneksel sınır anlayışını değiştirdi. Kale sınırlardan müteselsiz sınırlara geçti. Egemenlik alanını koruma adına orayı tel örgülerle çevrili bir tür hapishaneye çevirdi. Şimdi daha gelişmiş yöntemler uygulanıyor. Radarlar, uydu gözetimi, elektronik hudutlar, modern ulus devletin sınır anlayışının ne kadar sınırsız ve haddini bilmez olduğunun en tipik örneği Berlin Duvarı idi. Soğuk Savaş yıllarının bu örneğini günümüzde terör devleti İsrail'in Filistin'de inşa ettiği beton duvarlar temsil ediyor. İslam coğrafyası Batı sömürgecileri tarafından önce işgale uğradı, sonra işgalden beter bir bölünmeye. Sınırlar böl ve yönet anlayışına uygun olarak planlandı. Batılı sömürgeciler işgal ettikleri topraklardan çekilirken cetvelle masa başında sınırlarını çizip adını koydukları devletler icat ettiler. Bir marş, bir bayrak ve bir de yönetici kılığında kukla verdiler. Cetvelle çizilmiş sınırlar tefrika getirdi, kan getirdi, kan davaları getirdi. Bugün İslam coğrafyasında aralarında sınır itilafı olmayan iki komşu devlet bulmak çok nadir. 1 milyon cana mal olan İran-Irak savaşının bahanesi sınır itilafıydı. Saddam Mecnun'un dünyayı yangına veren küresel işgale bahane teşkil eden Kuveyt'i işgal harekatı yine öyle. Mısır ve Sudan, Suudi Arabistan ve Yemen benzer sorunlardan dolayı savaşın eşiğinden döndü. Endonezya ile Aceh-Sumatra'nın durumu ortada. Bahreyn ile İran, Umman ile Suudi Arabistan, Cezayir ile Fas, Cezayir ile Çad arasında benzer sorunlar şimdilik uykuda. Mesela şu Türkiye-Suriye sınırını kim nasıl savunabilir? 1000 yıldır komşu iki köy, biri Suriye'de, biri Türkiye'de kalmış. Ana baba Türkiye'de, gelin damat Suriye'de. Dayılar Türkiye'de, yeğenler Suriye'de. Hatta aynı köy ortasından dikenli tel geçmiş. Propaganda filmini izleyenleriniz bilir. Bu bir film değil, gerçek. Sömürgeciler bize yüzyılın başında sınırlar ve kan davasına dönüşen sınır itilafları hediye ettiler. İşkencelerine gelince aralarındaki sınırlar yıkılıyorlar. Yıkıyorlar. Baksanıza, Avrupa Birliği'nin sınırları bile belli değil. Demezler mi adama, yahu sınır iyi bir şey değilse bizi niye dilim dilim ettiniz? İsrail de öyle. İsrail anayasasında devletin sınırları tayin edilmemiştir. Elin delisi biz miyiz? Sözün özü şu: haddini bilmeyenlerin koydukları hudutlara hayır. Evet. Hocam, hakikaten
Son cümle değil mi? Evet. Bir daha haddini bilmeyenlerin koydukları hudutlara hayır. Haddini bilmeyen kim? Hangi hudutlara hayır diyeceğiz? Evet. Acaba burada bir ümmet bilincini yok etmek, ulus devleti öne çıkarmak ve böldükleri devletlerde kendi sömürgeci politikalarının maşası olarak kullanmak ve aynı zamanda da coğrafya bilinci, ümmet bilinci, millet bilinci, devlet bilinci gibi kavramlardan uzaklaştırıp şablonlardan düşünmeyi hissettirtici tarzda bir politika mı takip ediyorlar? Buyurun evet. Efendim. Sınır kelimesi Yunanca asıllı bir kelime. Bize ait değil yani. Bizim hududumuz var. Hudut, had kelimesinin çoğulu. Aslında mutlak sınırsızlık savunulamaz. Sınır varlığın yasası. Allah her şeye bir sınır koymuş. Bakınız gözümüzün bir sınırı var. Görüş sınırı. Kulağımızın sınırı var. Belli desibelden yukarısını duymaz. Aşağısını da duymaz, ilginçtir. İnsanın bir sınırı var. Hayatların bir sınırı var. Sınıra ecel diyoruz. Gök cisimlerinin sınırları var. Yıldızların, gezegenlerin, uyduların sınırları var. Her şeyin bir sınırı var. Denizin sınırı var, karanın sınırı var. Aklımızın bir sınırı var. Aklımızın sınırını açtık mı cinnet oluyor. Sıhhatimizin sınırını açtık mı hastalık oluyor. Hayatımızın sınırını açtık mı ölüm oluyor. Dolayısıyla mutlak sınırsızlık zaten yok. Aslında Allah sınırı sadece eşya ve varlık için koymamış. Aynı zamanda insan için ahlaki sınırlar koymuş. Kur'an buna hududullah diyor. Tilke hududullah. Evet. Bu işte Allah'ın hudududur. Evet. Allah'ın hudutlarını korumamız isteniyor. اَتَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ Allah'ın hudutlarını muhafaza edenler, koruyanlar. İşte onları müjdele. Evet. Yani bu ahlaki sınırlara riayet etmemenin de bir cezası var. Peki, yeryüzüne sınır koyma, topraklara sınır koyma aşkı nereden geliyor? Aslında insanın temel zaaflarından biri. Belki yaratılıştan gelen bir güdüsü bu. İnsan benim demek için sınırlar önce. Sınırlar ondan sonra benim der. Sınır çizer. Bu bazen zulmün aracıdır, bazen adaletin. Eğer tecavüz etmemek için çizmişse adaletin aracı olur. Eğer tecavüz etmek için çizmişse zulmün aracı olur. Peki kimin çizdiği sınır zulmün, kimin çizdiği sınır adaletin aracı olur? Haddini bilenin çizdiği hudut adaletin göstergesidir. Haddini bilmezin çizdiği hudut zulmün göstergesidir. Muhterem hocam, arkadaşlarımız yine bir veter hazırlamışlar. Bu konuda halkımıza sormuşlar. Müsaade ederseniz onların bir görüşünü alalım. Ve ondan sonra bu had ve hadsizliğe devam edelim inşallah. Türkiye arasında biliyorsunuz sınır çizgimiz var ve bu sene de yine bayram mevsiminde yakınları olsun, akrabaları olsun birbirlerini sınır çizgilerinde ziyaret ettiler. Orada bayramlaştılar. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Bence güzel bir şey. Birbirine has ki sınır kalkmadı mı? Belki sürekli değil ama böyle özel günlerde, bayramlarda, çok özel günlerde sınırlar olmamalı diye düşünüyorum. Peki bu sınırın sebebi sizce ne olabilir? Valla bence ne olabilir? Bence bize düşman ülkelerin oyunlarının sonucunda oluşmuş olan bir şey bence bu.
Biz kardeşiz, sınır komşusuyuz. Böyle bir şey aslında olmamalı bence. Yıllardır bizi böyle çeşitli oyunlarla birbirimize düşman ettiler diye düşünüyorum. Kültürlerimiz çok yakın birbirimize, kardeş aileler var, akrabalar var, çok yakın dostluklar var. Olmamalı diye düşünüyorum ama yani sürekli olmaktansa böyle zaman zaman özel günlerde açılması da çok hoş bir şey diye düşünüyorum. Şimdi o tür biraz konularda tabii ki bayramlaşmak dinimizin gereği bir güzel bir olay. Fakat aradaki tabii siyasilerin görüşleri nedir bilemem. O devletler arası bir ilişki. Onların görüşlerini almak lazım. Ki bunun vebalini insanlar bu şekilde mi vermiyor? İnsanlar vebalini şöyle bir şekilde derken yani insanların elinde olan bir şey değil. Devlet idarecilerinin elinde olan bir şey. Onların hangisini layık görmüşlerse hayırlı olan hakkımızda neyse öyle olsun. Bu konu insanlar için üzücüdür tabii. Gurbet kötü bir şeydir. Yani bu konu hakkında fazla da bir kapsamlı bilgim yok. O yüzden fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ben hepten sınırlar kalksın istiyorum. Peki siz onların yerinde olsanız ne düşünürdünüz? Ben diyorum hepten kalksın sınırlar. Tamam. Tabii. Peki teşekkür ediyoruz. Ülkelerde sınırların kalkması daha güzel bir şey. Yani pasaportsuz olarak. Sınırlar yine olsun. Ama pasaportsuz birbirimize gidip gelebilelim. Artık 20. yüzyılda sınırların bile kalkması gerekir de oradaki mahalli idarecilere daha geniş yetkiler verip insanların daha serbest bir şekilde yani görüşmeleri lazım. Yani dünyada belki 100 sene sonra, 200 sene sonra belki sınır diye bir şey kalmayacak. Yani dünya oraya gidiyor da yani bu iyi bir şey değil yani insanları böyle birkaç gün veya bir belli bir saatten şey yapmaları, orada sevdikleri insanlarla yılda bir kere görüşmeleri bile sakıncalı yani. İstediği zaman adam, istediği zaman gitse, gelse, yani insanlar böyle daha rahat bir şekilde şey yapsalar iyi olursa. Valla benim dileğim o sınırın kalkması, insanların özgürce bayramlaşmaları. En güzel olay bu. Bunun da yapılabilmesi için Türkiye'de çok büyük bir özgürlüğün veya dünyada büyük bir özgürlüğün olması gerekir. Peki teşekkür ediyoruz, sağ olun. İyi günler, iyi yayınlar. Evet hocam, kaldığımız yerden devam edelim. Gerçi araya bunlar girince konsantrasyonunuz bozulabilir ama halkımızın da bu husustaki duyarlılığını görmüş olduk. Evet. Yani haddini bilmezlerin koyduğu hudutlar zulmü temsil eder. Haddini bilenlerin koyduğu hudutlar adaleti temsil eder. Bizim coğrafyamıza hudutları kim koydu? Bu hudutların cennetle cetvelle çizilmesi bir mecaz falan değil. Espri mi hocam? Hayır, asla değil. Bizatihi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere hükümetine bağlı memurların Osmanlı coğrafyasının parçaları üzerinde masa üzerine yatırdıkları haritalar üzerinde cetvelle mesela bir bayan haritacının Suriye, Irak, Kuveyt gibi ülkelerin sınırlarını evet cetvelle çizdiğini görüyoruz. Ve bu adıyla, sanıyla bilinen isimler bunlar. Dolayısıyla bu bir mecaz falan değil. Oysa ki sınırlar ya akan bir nehirdir, ya göldür, ya denizdir, ya dağ silsilesidir, vadidir vesaire. Doğal sınırlar yani. O bile gözetilmemiş. Şimdi bu sınırları niye koydular? Bu sınırları koyan batılı sömürgeci güçler kendileri ayrılırken geriye kan davaları bırakmışlar. Özellikle birleşik bir coğrafya olmaması için, ümmet birliğini yok etmek için Müslümanların içinde alt aidiyetler oluşturmak için ve onları alt aidiyetlerine mahkum edip ulus devletler eliyle kontrol etmek için aslında. İcat ettikleri ulus devletler eliyle kontrol etmek. Hatta bir tür ulus yaratma projesidir bu. İcat etme projesidir. Yani bir, yok aslında. Kuveyt diye bir devlet tarihte hiç olmamış ki. Yani siz böyle bir devlet icat edeceksiniz. Kuveytlilik icat edeceksiniz. Şimdi kuvvetlilik kimliği, bunun arka planı yok, bomboş, arkası boş.
Nasıl icat edeceksiniz? Eline bir bayrak vereceksiniz, bir marş vereceksiniz, bir de bu da lideriniz diyeceksiniz, koyacaksınız. Koyduğunuz zaten liderliğini size borçlu. Öyle değil, koyana borçlu. Seni ben getirdim diyecek nihayetinde. Ve tabii getiren götürebilir de aynı zamanda. Birini bir yere koyabilme yetkiniz varsa onu oradan alabilme yetkiniz de var. Şimdi böyle bir durumda birinci sebebi İslam toplumunun, İslam ümmetinin paramparça olup olmasını temin etmek. İkincisi bunun üzerinden böl ve yönet işte mantığıyla ne kadar küçük parçalara ayırırsanız yönetimi o kadar kolay olur. Denetimi o kadar kolay olur. Çünkü iç ihtilaflara düşerler ve siz de onların ihtilaflarından yağ çıkarırsınız. Resmi sınırlarla yetinmeme var değil mi hocam? Tabii ki. Yani sadece sınır koyup çekilmiyor. Koyduğu sınırı en problemli bir biçimde çiziyor. Çok ilginç. Evet. İşte sınır kavgaları, İran-Irak savaşı 1 milyon insanın canına mal oldu. Bir sınır kavgasıdır. Mısır'la Sudan kaç kez savaşın eşiğinden dönmüştür. Küçücük bir üçgen arazi yüzünden. Bugün Yemen'le Suudi Arabistan hala ekşidir birbirlerine. Hala çok kez olmuştur ki binlerce Yemenli işçi Suudi Arabistan sebepsiz sınır dışı etmiştir. Bugün yine İran'la Bahreyn arasında bir küçük birkaç ada, bu Musa Adası falan. Ya küçücük, yani gerçekten belki şey bile, kale bile alınmaz. Haritada olmayan yerler. Aynen öyle, ama iki devleti birbirine yıllardır, on yıllardır düşman etmenin aracı olarak kullanılıyor. Hakeza birçok, işte Cezayir, Fas arasında yıllardır hasımdırlar. Yine Cezayir Çat arasında sınır muhalefet. İşte yıllardır Türkiye ile Suriye arasındaki problemi düşünün. Bu problemin gerekçe gösterilerek iki ülkenin nasıl birbirine yıllar yılı hasım edildiğini, bu hasımlıktan kimler neler devşirdiler? Kimlerin cebine neler girdi? Kimler yararlandılar? Ve Türkiye Suriye ne kazandı bu hasımlıktan dolayı? Yani bugün görüyoruz bunu değil mi? İşte bu. Yani öyle bir sınır çiziyorlar ki bırakırken kan davası bırakıyorlar. Kin davası bırakıyorlar. Peki şunu sormak hakkımız. Sınır iyi bir şeyse siz niye sınırları kaldırıyorsunuz? Sınır kötü bir şeyse niye gelip de bizi pare pare, lime lime ediyorsunuz? Yani ta oradan geliyorsunuz ve bizim topraklarımızı lime lime ediyorsunuz. Çok değil, bundan 100 yıl evvel bir kimse Tiran'dan kalkıp Yemen'e pasaportsuz, vizesiz gidiyordu. Pasaportsuz, vizesiz. Şimdi karayoluyla oradan oraya gitmek için 7 ülkeden vize almak lazım. Buyurun. En basitinden. Yani 100 yıl önce biz bir selamla geçtiğimiz kapılardan şimdi vize almak zorunda kalıyoruz. Neden? Peki ama çok değil 60 yıl önce birbirinin boğazına sarılan, birbirinin yurdunu yakıp yıkan, birbirinin üzerine saldıran, ordu salmış, elindeki askeri güçleri birbirine karşı kullanmış ve bu uğurda 60 milyon can telef etmiş olan Avrupa, 60 sene içinde kendi yaralarını sardı, bir daha asla dedi ve kendi sınırlarını kaldırdı. Kuzu sarması hepsi birbiriyle bugün hocam. Kendi sınırlarını kaldırdı. Eskiden Avrupa'ya gittiğimde sınırlarda durdururlardı. Böyle basit bir kimlik kontrolü yapılırdı. Avrupa Birliği müktesebatı içerisinde sınırları kaldırma söz konusu olduğunda, özellikle yanlış hatırlamıyorsam 90'lardan sonra ben sınırı görmedim. Fransa'dan Almanya'ya geçiyoruz.
Almanya'dan Hollanda'ya geçiyoruz. Yine Hollanda'dan Belçika'ya geçiyoruz. Sınırı görmüyorum. Merak da ediyorum. Var mı sınıra ilişkin bir şey? Gözden kaybetmişler. Aslında tutmaları lazım belki. Ama gözden kaybetmişler. Yani insanların tasavvurlarındaki sınırları silmek istiyorlar. Özellikle yüreklerindeki haritayı birleştirmek istiyorlar. Biz ise tam tersini. İnsanların yüreklerindeki haritayı daha da küçük dilimlere ayırmaktan zevk alır hale geliyoruz. İşte bu çerçevede bu sınırları kim koydu diye sorduğumuzda, sual ettiğimizde hudutları olmayanlar hudutlar koydular. Yani kendini tanımayanlar, kendine hudut çizmeyenler ki başkasına haksızlık yapan haddini aşıyor, hududunu aşıyor demektir. Sömürgecilik hududu aşmaktır, haddi aşmaktır. Başkalarının hukukuna göz dikmek hududu aşmaktır. Sömürmek başkalarının hukukuna göz dikmenin en ileri derecesidir. Ve başkalarının hukukuna göz dikenler, yani haddi aşanlar, hududu aşanlar, hudut çizmeye kalkarlarsa geriye kan ve gözyaşından başka bir şey bırakmazlar. Hocam burada biraz soluklanalım. Değerli dostlarımız, inşallah bir tanıtım kuşağından sonra beraber olacağız. Buradan ayrılmayın. Bir mutfak ürününü, bir...